Berat Albayrak'ın istifasıyla alakalı konuşuyoruz. Berat Albayrak istifa etti dün akşam. Evet. Ne düşünüyorsunuz bir konuda vatandaş olarak? Çok güzel, yerinde isabetli bir şey yapmış. Neden abi? Neden abi? Onlar aile şirketiydi. Babası reisi cumhur, o damadı maliye bakanı. Onlar aile şirketi. Kayınpederi yönlendirmiştir onu. Bir kere diktatörlüğün bu ülkeden gitmesi lazım. Diktatörlük kalkması lazım. Kaddafi 40 sene önce itilalle geldi, sokaklarda sürünerek öldü. Saddam diktatörlükten geldi, o da sokaklarda sürünerek öldü. Bu da sokaklarda sürünecek. Git şuradan sor, hiçbir esnaf vergisini veriyor mu? Bağkurunu yatırıyor mu? Evine ekmek parası götürebiliyor mu? Siftah edebiliyor mu? Tabii memleketin dibi çıkmış, 13 tane uçağı bağlamış Ankara, 1150 tane odada sarayda yatıyor. Van Gölü'nün kenarına saray yapmış, oğlunun gemileri var. Böyle bize ben Erdoğan'ın geçtiğini tanırım. Tabii Beyoğlu ilçe başkanı da altında arabası yoktu onun. Bir yüzüğü vardı, ben geçtiğini tanırım, ben İstanbul'dan emekliyim. Dünyanın en zengin başbakanı, neredeymiş bu bolluk? Milletin vergilerini bağlamış şeylere, müteahhitlere. Yok şehir hastanesi yapmış, yok havalanı yapmış. Devlet yapsaydı onun yarı parasına yapardı. Onu bitirdi, Merkez Bankası'nın parasını da bitirdi. Para bastı, çok geç kaldı, çok. Bir sürü bu işten anlayan insanlar var. Onları niye getirmiyor? Hakim yönetiyor, savcıyı yönetiyor, karakolları yönetiyor, polisi yönetiyor, askeri yönetiyor. Bir Ergenekon çıkardı, Cumhuriyetçi subayları içeri aldı. Ergenekon ne geziyordu? FETÖ'cünün başı kendisidir. FETÖ'cüyle beraber 13 sene beraber ortaklık yaptı. FETÖ'yle beraber çalıştı. Hocam gel bu memlekete, özledik seni diyenler kendileri. Şimdi kalkıyorlar, Asya Bankası'nın önünden geçen adamı hapsatıyorlar. Hapsatılacak adam kendileri. Bu anlattıklarımın hepsini aynen söyleyin, aynen verin. Aynı bu şekilde yayınla. Beni hapsatsalar yine aynı şeyi söylerim. Korkmuyorum. Yalansa ispat ederim. Erdoğan'ın geçtiğini tanıyorum ben. Ben aynen böyle yayınlarım.